Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte daha önceden hazırlamış olduğumuz üretim takip sistemimiz için bir dashboard hazırlayacağız. Dashboard ne demek arkadaşlar? Yaptığımız işlemi görselleştirdiğimiz alan diyebiliriz. Bu alan içerisinde grafiklerimiz olacak, dilimleyicilerimiz olacak. Dilimleyicilerin ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Grafikleri nasıl oluşturacağımızdan bahsedeceğiz. Yine pivot table nasıl oluşturulur ve nasıl yönetilir onlardan bahsedeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Production isimli tablomun içerisinde eksik olarak gördüğüm bir nokta var. Orayı düzelterek başlayalım. Daha doğrusu düzelterek demeyelim, ekleyerek başlayalım. Product Count ve Target bilgim var. Bunlar neydi? Üretim adetlerim ve hedef bilgimdi. Ben istiyorum ki burada bir de Productivity isminde bir tane sütunum olsun. Bu sütunum içerisinde de üretim verilerimin hedef verilerime yüzdelik olarak oranlarını göreyim. Normal şartlarda ne yaparız arkadaşlar? Üretim verimiz çarpı 100 bölü hedef verimiz dersek bize yüzdelik olarak oranını verir. Eğer 100 ile çarpmazsak doğrudan oranını verecektir. Ama biz 100 ile çarparak bunu yüzdelik oranını yazdırabiliriz. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz biz sistemimizi bir user form üzerinden yönetiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey yapmayacağız. Yani şuradaki verileri bir formülalar aracılığıyla yapmayacağız. Yapmamız gereken şey hemen gidiyoruz. Production OBJ isimli objemizi buluyoruz. Bu objenin içerisine yeni bir sütun ekleyeceğimizi söylüyoruz. Yeni sütunumuz ne olacak? Şu şekilde gösterelim. Şunu da kapatabiliriz. Yeni sütunumuz Productivity olacak. Daha önceden de anlattığım gibi şuradaki ifadeler tablolarımızın üstündeki ifadeyle birebir aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla benim buradaki Productivity ifadesini alıp buraya eklemem gerekiyor. Daha önceden insertion metodunun ne kadar kolayca yazılabildiğinden bahsetmiştim. Fakat tabii bu bilgiyi işlemek için de yine yapmamız gereken ufacık bir iş var. Productivity'nin hesabını yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar comment buton 1'e bastığımız zaman kayıt işlemi yapacak. Kayıt işlemi yapmasından önce bizim Productivity'yi bir hesaplamamız gerekiyor. Productivity'yi hesaplarken de yapmamız gereken daha önce şu tarafta gösterdiğim gibi Excel tarafında gösterdiğim gibi Product Count ifadesini 100 ile çarpacağım. Sonrasında target ifadesine böleceğim. Bunu yaparken arkadaşlar doğrudan yapmayacağız. Daha önce kullanmadığımız CDBL fonksiyonunu kullanacağız. CDBL fonksiyonu convert to double ifadesidir. Yani double olarak çıktı vermesini sağlayacak. Product count tbx nokta value dediğimizde normalde bize dönen değeri alıp double olarak işleyecek. Bu bizim için önemli. Sonra bunu 100 ile çarpacağız. Ve hourly target tbx value'ya böleceğiz. Ama tabii ki bunda ne yapmam gerekiyor? CDBL içerisine yazacağım. Yani bunu da double'a çevireceğim. Ve arkadaşlar ne yapmış oldum? Product count'u hourly target'a bölüyorum ve 100'le çarpıyorum. Bu değeri gelip buradaki sütunun altına yazacak. Başka hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Dilerseniz dashboard'a tıklayalım ve başla tuşuna basalım. Hatta production'a gidelim. Burada da olayı görelim. Şimdi diyelim ki 1.05.2023 dedik. Yeni modelimizi seçtik. Bu arada tabloya ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Line 1 diyelim. Supervisor Ali olsun. Time interval çok da önemli değil. Herhangi birisi olsun. Product count olarak da diyelim ki 145 olsun. Save dediğimiz zaman successful ifadesini görüyoruz. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi burada 96,66 diye productivity oranımı hesaplamış. Yukarıdakiler neydi? Yukarıdakiler formülle hesaplanmıştı. Burayı formülle hesaplatmadık. Doğrudan hesaplattık. Buralar kalabilir arkadaşlar. Önemli değil çünkü daha önceden yapmış olduğumuz için onların productivity'sini tekrar hesaplayamayız. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu kopyaladıktan sonra sağ tıklayıp değer olarak yapıştır dersek bu bizim için daha güvenli olacaktır. En azından burada herhangi bir hesaplama yapma ihtiyacı hissetmeyecektir. Aşağıdakiyle aynı oldu. Şimdi arkadaşlar productivity değerimi de aldığıma göre artık dashboard'umun layout'unu yani dizimini tasarlamaya başlayabilirim. Şimdi bu tarafla artık işimiz kalmadığı için tam ekrana geçiyorum. Ekleye gidiyorum. Buradan şekillerden şu şekli seçelim. Şöyle bir alanda. Evet, bu alanda yapmak istediğim şey date bilgisini tutmak olacak. Date bilgisinin dilimleyicisini buraya koyacağız. Biraz da tasarımla ilgili birkaç bir şeyler değiştirelim. Şöyle yapalım. Evet, şimdi daha doğru oldu. Buraya date bilgisi gelecek. Bunu
Ctrl D ile çoğaltıyorum. Şu alana gelmesini istediğim şey model. Şu alana gelmesini istediğim şey şöyle koyalım isterseniz. Biraz daha düzgün olsun. Supervisor. Daha şöyle yapalım. Bunu da şöyle gösterelim. Tabii ki bu dizgiyi biraz değiştirebiliriz. Şimdilik böyle kabaca gösterelim. Daha sonra bu dizgiyi düzenli bir hale getireceğiz. Şurada da bir verim olacak. Şuraya kadar falan olduğunu düşünelim. Burada da olması gereken model grafiği. Şurada da supervisor grafiği olacak. En son olarak da şu en alt kısmında productivity ile ilgili bir grafik oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar layout'umuz bu şekilde. Biraz daha düzgün tasarım yapabiliriz. Ama şimdilik çok buraları önemsemiyorum. Buraları ilerleyen aşamalarda zaten düzenledikçe daha oturaklı bir hale gelecek. Şimdi arkadaşlar neler yapacağımızı anladığımıza göre pivot table'ları oluşturarak başlayabiliriz sürecimize. Production verisine gidiyorum. Kullanacağım veriler bunlar olacak. Diğer taraflarla herhangi bir işim yok. Production'a geldikten sonra ekleye tıklıyorum. Pivot table'ı seçiyorum. Bu verileri veri modeline ekle diyorum. Tamam dediğimde yeni sayfada pivot table'ımı oluşturdu. Şimdi bu pivot table'da kullanmak istediğim şey neydi? Dashboard'a gidersek modelle ilgili bir grafik oluşturacağımı söylemiştim. Bu model grafiğini oluşturabilmek için kullanacağım. Model bilgisini satıra çekiyorum. Product count bilgisini de değerlere çekiyorum. Burada toplam product count'u alacak. Yani her bir model için toplamda ne kadar üretilmiş bu bilgiyi alacak. Bu bilgi bizim için yeterli. Şimdi yapmam gereken şey pivot chart ifadesine tıklıyorum ve buradan kümelenmiş sütun grafiğini seçiyorum. Üst taraftaki alanımı düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Burası model bazlı üretim diyebiliriz. Model bazlı üretimi dedikten sonra bunu dashboard'uma aktarmak için Ctrl X ile kesiyorum. Dashboard'uma gidip model bilgimin olduğu yere, daha doğrusu grafiğimin yazılacağı yere yapıştırıyorum. Ve düzenlemelerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Şu şekilde düzenlemelerimi gerçekleştirdim. Güzel. Arkadaşlar ben bunu buraya yapıştırdım. Fakat gözüme hoş gelmeyen bir şey var. Arka plan beyaz olduğu için istediğim estetik olgusunu oluşturamıyorum. Onun için de sayfa düzenine gideceğiz. Arka planı tıklayacağız. Dosyadan diyeceğiz. Ve buradan beğendiğimiz bir arka planı ekleyeceğiz. Böylelikle biraz daha estetik bir görünüme kavuşacağız. Tabi grafiğimi de düzenlemem gerekecek. Grafiğimin tasarımını da değiştirmem gerekecek. Yapmak istediğim şey grafiğimin arka planını temizlemek olacak. Bunun için sağ tıklıyorum. Grafik alanını biçimlendir diyorum. Dolguya gelip dolgu yok diyorum. Kenarlığa geliyorum. Ona da çizgi yok diyorum. Böylelikle sanki sadece o alana gömülmüş gibi görünüyor. Bir de belki metin seçeneklerinden renk bilgisini siyah olarak seçebiliriz. Biraz daha düzgün görünecektir. İlk grafiğimizi buraya aktarmış olduk. Yapacağımız şeyler diğer grafikleri de eklemek olacak. Production'a gidiyorum. Aynı şekilde ekleye geliyorum. Pivot table diyorum. Yine yeni bir çalışma sayfasında veri modelini eklemesini söylüyorum. Burada yapmak istediğimiz şey neydi? Dashboard'umuza gittiğimizde Supervisor'ın üretim bilgisini görmekte. Supervisor'ın productivity bilgisini görmek olsun bu. O daha mantıklı olur. Supervisor'ı çekiyorum. Buradan productivity değerlerini çekiyorum. Fakat arkadaşlar productivity değeri yüzdelik bir değer. Burada ne görüyoruz? 450, 454 gibi ifadeler görüyoruz. Bizim amacımız bunu oluşturmak değil. Bunun olmasının sebebi productivity bilgimizi pivot table'a attığımız zaman değerler kısmında toplam olarak hesaplıyor. Bunun için üzerine tıklıyoruz. Değer alan ayarları diyoruz ve ortalama dememiz gerekiyor. Ortalama dedikten sonra toplam bilgisini değil ortalama bilgisini alacak. Sayı biçimi deyip buradan sayıyı sonunda sadece 2 hane olacak şekilde, yani ondalık basamak sayısı 2 olacak şekilde de ayarlayabiliriz. Böyle daha düzenli görünecektir. Tamam dediğimiz zaman productivity değerlerini burada görebiliyoruz. Güzel. Bunu da yaptıktan sonra yine bir tablo ekleyelim. Tablomuzu yine normal bir sütun grafiği şeklinde yapabiliriz. Çubuk grafiği şeklinde de yapabiliriz. Dilerseniz bu sefer çubuk grafiği şeklinde yapalım. Tamam diyorum. Oluşturulan grafiğimi Ctrl X ile kesiyorum ve dashboard'umda ilgili yere yapıştırıyorum. Yine burada da gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Sağ tıklıyoruz. Grafik alanını biçimlendir diyoruz. Dolgu yok, çizgi yok, metin seçenekleri, rengimiz siyah. Evet, bu şekilde görüntüledik. Fakat ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Şu şekilde görüntülense daha iyi olacaktı bence.
O zaman yapmamız gereken ne? Grafiğimizi seçiyoruz. Tasarım kısmına geldik. Grafik türünü değiştir diyoruz. Tekrar sütun grafiğine çevirebiliriz ya da istiyorsanız 3 boyutlu sütun grafiğine çevirebiliriz. Bunu da beğenmedim. Sütun grafiğine geri dönüyorum. Sütun grafiği daha güzel bir şekilde bize bunu göstermiş oldu. Şimdi arkadaşlar sıra geldi Productivity'nin grafiğini oluşturmaya. Yine yapacağımız şey aynı. Ekleye gittik, pivot table dedik, veri modelini eklemeyi unutmadık. Yeni çalışma sayfasında bu sefer yapacağımız şey biraz daha karışık olacak. Öncelikle date bilgisini alıyorum. Model bilgisini alıyorum. Bunu satırlara yazıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra product count bilgisinin yazılmasını istiyorum. Target bilgisinin yazılmasını istiyorum ve productivity bilgisinin yazılmasını istiyorum. Yine productivity bilgimin toplam değil, ortalama olmasını istiyorum. Sayı biçimi olarak da ondalık basamak sayısı 2 olacak şekilde değerimi güncelliyorum. Şimdi burada daha kalabalık bir veri setim var. Bu veri seti içerisinde de yine bir grafik oluşturacağım. Fakat bu sefer birleşik grafik oluşturacağım. Birleşik grafik oluştururken toplam verilerin kümelenmiş sütunlar şeklinde görülmesini istiyorum. Veri ortalaması yazan productivity değerimin ise çizgi grafiği olarak görülmesini istiyorum. Şurada zaten bana bir ön izlemede neler olacağını göstermiş. Eğer burada ikinci eksen bilgisini seçersem sağ tarafta yeni bir eksen oluşturuyor ve burada da productivity bilgisini bana göstermiş oluyor. Bunun daha verimli olduğunu düşündüğüm için bunu seçebilirim. Tamam, şu şekilde güzel. Tamam dedikten sonra yine yapacağım şey bunu kesip dashboard'uma eklemek olacak. Dashboard'umuza ekleyelim. Yine grafik alanını biçimlendirdim. Dolgu yok, çizgi yok. Metin seçenekleri, tema rengimiz siyah olacak şekilde. Böylelikle grafik alanımı hazırlamış oldum arkadaşlar. Şimdi buraya dilimleyiciler ekleyeceğimizi söylemiştik. Dilimleyicileri belki bilmiyor olabilirsiniz. Dilimleyiciler arkadaşlar pivot table'ların bir çeşit filtrelendirmesi görevini görüyor diyebiliriz. Diyelim ki pivot table'ınızı seçtiniz. Normalde yapmanız gereken pivot table alanları alanına gelip buraya bir filtre eklemek. Mesela date filtresi ekleyebilirsiniz. Date filtresi ekledikten sonra buradan ilgili tarihi seçip sadece o tarihle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Fakat biz bir dashboard hazırlarken her biri için farklı farklı filtreler oluşturmak yerine dashboard'da bir tane filtre oluşturacağız ve tüm pivot table'ları kullanmasını isteyeceğiz. Yine yapacağımız şey ekle alanına geliyoruz. Dilimleyiciyi seçiyoruz. Pardon, düzeltiyorum. Şuradan gitsek daha iyi olacak. Herhangi bir pivot tabloyu seçiyoruz. Dilimleyiciyi tıklıyoruz ve date bilgisini seçiyoruz. Şimdi bize bir tane dilimleyici getirdi. Aslında bu da bir filtre arkadaşlar. Dashboard'a gittim ve filtremi buraya yapıştırdım. Güzel. Yine burada da dilimleyici ile ilgili farklı şeyler yapabiliriz. Mesela bunu yeşile boyayabiliriz veya bunun gibi farklı değişiklikler yapabiliriz. Sağ tıklıyoruz. Bizim esas yapmak istediğimiz şey şu. Şimdi biz sayfa 8'deki modelle ilgili alanları değiştiriyoruz, değil mi? Eğer ben 1'e basarsam sadece 1'i seçecek ve gördüğünüz gibi model bazlı üretimi filtrelemiş olacak. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi 2'yi filtrelemiş oldu. Kaydedelim. Veya filtreleri kaldırırsam hepsini göstermiş oldu. Şimdi arkadaşlar model bazlı üretimi tarihle ilişkilendirmiştik. Ben istiyorum ki supervisor bilgisini de tarihle ilişkilendirelim. Aşağıdaki productivity bilgisini de tarihle ilişkilendirelim. Benim amacım bu. Şimdi bunu yapabilmek için sağ tıklıyorum. Rapor bağlantılarına tıklıyorum. Ve burada birden fazla pivotumun olduğunu görüyorum. 9. sayfadaki pivotumu ve 10. sayfadaki pivotumu da seçiyorum. Aslında bu pivot table'lara bir isim verseydik daha anlamlı olabilirdi. Şimdi arkadaşlar artık Supervisor'ın productivity bilgisini de tüm productivity grafiğini de tek bir filtreden yönetmiş olacağım. 1'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini değiştirdi. 2'ye tıklıyorum. Hepsi değişti. 3'e tıklıyorum. Hepsi değişti. Bu şekilde hangi tarihle ilgili rapor almak istiyorsam o tarihin raporunu burada gösterme şansını elde etmiş oldum. Bunu kapatıyorum. Daha doğrusu filtreyi temizledim. Şimdi model için aynısını yapalım. Bunu da fark etmez. İstediğimiz herhangi bir yerden yapabiliriz. Yine ekle diyoruz. Dilimleyici diyoruz. Bu sefer model için bir de hangisi için yapacaktık? Supervisor için yapacaktık. İkisini de oluşturabilirim tek seferde. İkisini birlikte seçiyorum. Dashboard'uma yapıştırıyorum. İlgili alanlara gideceğiz.
Evet. Şimdi arkadaşlar, model ve supervisor bilgilerini de buraya işledim. Yapmam gereken demin yaptığım gibi sağ tıklayıp buradan rapor bağlantıları diyeceğim ve diğer pivot tablolarımı da buraya ekleyeceğim. Yine aynı şekilde burada da pivot tablolarımı bağlayacağım. Bir de dilimleyicileri değiştirebiliyoruz. Burada sütunlar ifadesi var arkadaşlar. Şu görsel benim hoşuma gitmiyor. Aşağıya inmek gibi bir kullanım benim için hoş değil. Buradaki sütunlar ifadesini artırırsanız sizin için birden fazla sütun oluşturacaktır. Bize bu iş için 2 yeterli. Dilerseniz buradaki yükseklik değerlerini de değiştirebiliriz. Şöyle butonun yüksekliğini değiştirdiğim zaman çok daha hoş görünecektir. Aynı şeyi bunun için de yapalım. Butonun yüksekliğini değiştirdim. Tamam. Bu şekilde daha güzel olabilir. Dilerseniz daha detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar artık dashboard'umuz hazır. Diyelim ki ben sadece ABC için olan verileri görmek istiyorum. Sadece ABC için olan verileri görüyorum. Yeni için olan verileri görmek istersem sadece onlar geliyor. Filtremi temizliyorum. Ahmet için olan verileri görmek istersem sadece Ahmet'in verileri geliyor. Ali için istersem sadece Ali'nin verileri geliyor. Tabii ki bunları birlikte de kullanabiliriz. Ali için sadece ABC üretilirken olan durumu gözlemleyebiliriz. Burada tarih bilgilerini de filtreleyebiliriz. Yani bu dilimleyicileri birden fazla dilimleyiciyi birbirine bağlayarak da kullanabiliriz. Yani birbirine bağımlı olacak şekilde kullanabiliriz. Ben ABC'ye tıkladığımda şurada 01.05.2023'ün daha saydam bir şekilde göründüğünü görüyorum. Dilersem bu verinin burada görünmemesini de sağlayabilirim. Neden böyle görünüyor? Önce onu açıklayalım. Diyor ki ABC için bu tarihte herhangi bir kayıt yok. Dolayısıyla ben bunu daha farklı bir şekilde göstermeyi tercih ediyorum diyor. Sağ tıklayıp dilimleyici ayarlarına gelirseniz ve buradan veri içermeyen ögeleri gizle derseniz gördüğünüz gibi artık o tarihi görmüyorum. Yeniye tıklarsam o tarih geliyor. ABC'ye tıklarsam o tarih görünmüyor. Veya diyelim ki ayın 5'ini tıkladığım zaman ABC ve Ahmet yokmuş mesela. Bunları da aynı şekilde dilerseniz gösterebiliriz. Ne oldu arkadaşlar? Böylelikle veri içermeyen öge varsa onları ilgili tarih için göstermeyecek. 5'i için bazı veriler yokmuş. Arkadaşlar dashboard'umuzu tabii ki daha fazla geliştirebiliriz. Tasarımıyla oynayabiliriz. Çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Şimdilik bu kadar bilginin sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İçeriklerimi beğeniyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Videolarla ilgili geri bildirimde bulunmak istiyorsanız da yorumlarınızı bekliyor olacağım. O zaman ne yapıyoruz? Görüşmek üzere.